Ordu Belediyesi Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini anma projesi kapsamında bir dizi büst yaptırmış. Hiç gerek yok. Üstelik böyle bir büstler galerisi yapılacaksa Ankara'da yani başkente yapılması daha doğrudur. Her vilayet büst yarışına girerse de işin suyu çıkar. Bursa'ya da Zeki Müren heykeli dikersiniz. Türk tarihinin önemli bir şahsiyeti değil midir? Bunlardan Ertuğrul Gazi Büstü, Gazi'yi televizyonda canlandıran Engin Altan Düz Yatan'a benziyormuş. Tepki görmüş. Ordu Belediyesi tırsmış, soruşturma başlatmış. İki sorumluyu da görevden almış. Abuk gelişmeler bunlar. Neden tepki gösteriyorsunuz? Ertuğrul Gazi'nin kime benzediğini biliyor musunuz ki? Bilmiyorsunuz. Kimse de bilmiyor. O zaman Ahmet'e de benzetilebilir, Mehmet'e de. Hatta halkın görür görmez tanıması isteniyorsa Engin Altana benzemesi akla yakındır. Pargalı İbrahim Paşa'nın büstünü dikeceksen elbette Okan Yalabık'a benzeteceksin. Kanuni Sultan Süleyman büstüne elbette Halit Ergenç yakışır. Ahilyus büstü yapacaksan da Brad Pitt tabi Herhalde Semis Davis Junior değil. Gerçi Amerikan televizyonlarının Ahilius'u bir siyahiye oynattıkları da görüldü ama o kontenjan doldurmak ve zenci seyirciyi tavlamak için. Bu tür gayret geçtikler kimi zaman fazla sırıtmıyor. Örneğin Robin Hood'un haşı seferinden dönerken Morgan Friedman'ı yanında getirmiş olması gibi bir zorlama. Kimi zaman da çok gülünç oluyor. Ahilius'un zenci olabileceğini iddia edene dangalak derler. Yoksa Troy'a Alabama eyaletinde mi? Bu büster dizisinde yer alması düşünülmüş Abdülhamit, Mehmet Akif falan tamam. Elimizde fotoğrafları var. Fatih de tamam. Belli niye potresini yaptırmış. Ama ne Osman Gazi'nin şeklini şemalini biliyoruz ne de Alparsan'ın hele ne de Oğuzhan'ın. Madem ki faşistler Dersimli bir Kürt ve Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Horosan yaylasının kayı boyundan geldiğini iddia etmekten utanmıyorlar, ben de Oğuzhan Büstü'ne onun modellik etmesini öneriyorum. Bunların çıkmaz ayın son çarşambasında Çanakkale'de dikecekleri Adalet Tanrıçası Temiz Heykeli'nde de Canan Kaftancıoğlu'nun çizgilerine yer verilsin. Çarpıcı güzellikte bir kadın. Leyla güvenle çekişirler. Cebinizde 200 liralık banknot varsa çıkarıp bakınız. Arkasında Yunus Emre'yi göreceksiniz. Ama görmeyeceksiniz çünkü Yunus Emre'nin elimizde hiçbir orijinal görüntüsü yoktur ve zaten olamaz da. Bu resim bir yakıştırmadır, çakmadır. Hristiyanlar da Hz. İsa'yı hep uzun boylu, sarışın ve sakallı olarak görmek isterler ve gösterirler. Bu bir palavradır. Onda kendini bulmak isteyen bir Kuzey Avrupalı fantezisidir. Tam tersine kısa boylu ve esmer olması daha akla yakındır. Size daha esaslı bir gerçeği söyleyeyim de aklınız fırtsın. Bugün padişah portresi olarak bildiğiniz resimlerin çok büyük çoğunluğunun 1830'larda bir Ermeni matbaacı tarafından uydurulduğu söyleniyor. Engin Ardeç